mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. Herkese günaydın, güzel haberler, sağlık haberleri almanız ümidiyle programa başlıyoruz. Evet, herkesin keyfi yerindeyse bugün bizler yine buradayız. Evlerinize mi konuk oluyoruz, ofislerinize mi? Her nerede bizi izliyorsanız kahvenizi, çayınızı alın. Kahvaltınızı yaptınız mı? Beraber şöyle güne başlayalım. Çocuklar da okula gitti zaten. Sömestr da bitti. Murat Hoca kahvesini aldı. Aynen, ben çayımı arada aldım, hazırım. Bilmiyorum sizi. Umarım siz de ekran başında çaylarınızda, kahvelerinizde bizi izlemeye, haberleri almaya, günün bilgilerini kafamıza işlemeye hazırsınızdır. Evet, çok yine gelişmeler var. Hepsini aktaracağız sizlere, bilim dünyasından, sağlık cephesinden, özellikle Covid ile ilgili de detayları aktaracağız program boyunca. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Her zaman olduğu gibi tüm konuklarımız, baş tacımız Derya Hoca gelecek bugün. Bugün baş ağrısı ve migreni konuşacağız. Tam benim konum. Senin hep başın ağrımıyor mu galiba, değil mi? Ağrıyor mu senin başın? Ben evet çok yaşamam. Ne belli güzel, dönemlerde falan. Dilimi ısırayım da. Evet, gerçekten. Ağrınca da ağrır ama. Çok acayip bir şey baş ağrısı hakikaten. Yaşamayan da bilmez, değil yok mi? Yok. Hani basit de olabiliyor tabii ki ama gerçekten hani şiddetli olduğu zaman da çok acayip hayat kalitesini bozan, üretkenliğini etkileyen, ilişkilerini bozan bir şeyden bahsediyorsun. Bir de kronik hani baş ağrısı hele çekenlerin migren. Hani hakikaten sürekli baş ağrısı çekenlerin insan ilişkileri de bozuluyor haliyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani Bursa'da uzun yıllar yaşamış biri olarak Bursa'nın lodosu meşhurdur. Evet. Duymuşsundur. Orada daha çok ağrırdı. Tabii lodos ağrıtır çünkü. Evet, alerji ve baş ağrısı konusunda İstanbul'da yaşayınca daha şanslı hissediyorsun azıcık. Bu arada bu aralar bir baş ağrısı şikayeti de arttı yine lodosla beraber. Bir rüzgar var ya bu ara. Böyle migren acaba tetikleniyor mu? Mevsimlerden ne kadar etkileniyor? Detayları konuşacağız. Siz de sorularınızı gönderin. Bir de şöyle bir insanlar var ya, mesela ben çok duyuyorum. İşte ağrı kesici ben mesela asla almam. İşte ağrı, başım ağrısa bile ağrı kesici almam. Sevmiyorum çünkü ilaç almayı falan alınca diyenler var. Her şey bir onu konuşalım Derya Hoca ile. Yani hemen almalı mı değil mi? Hemen almalı mı gerçekten? Yani direnmeli mi hakikaten baş ağrısına? Yoksa ya ağrınız olduğu zaman ağrı kesici almak mı lazım? Haftada kaç kere ağrı kesici alırsanız bir problemdir? Kaçın altı güvenlidir? Hangi tip ağrı kesiciler mesela hangi ağrıda kullanılır? Esasında konuşacak çok şey var bence. Evet, evet. Hepsini soracağız Derya Hoca'ya ve sizler de sorularınızı gönderebilirsiniz tabii ki. Instagram adresimizi gördünüz. Doktorum yanımda TV360. Son fotoğrafın altına günaydınları da bekliyoruz. Bir de bir soru sorsana. Bugün soru mu soralım? Hadi bir soru soralım. İşte plansız böyle geldik soru gene. Sana, bu soru bana zor geldi. O zaman da soruyu senden alalım. Tamam, ben söyleyeyim o zaman. Ben oyalayabilirim. Şimdi sevgili izleyiciler bugün sen o arada düşünebilirsin. Hadi tamam. Soru. Ha, oyalacaktım. Şimdi sevgili izleyiciler bugün Derya Hoca gelecek. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz hocamız. Onunla beraber migreni konuşacağız. Bu arada Murat Hoca, Doktor Murat anlatıyor bölümünde o kadar güzel bir konuya parmak basacak ki düşünüyorsun değil mi? Benim evet, hazır benim yok, hazırım canım. Ha. Hazırım ben. Erteleme hastalığından bahsedecek. Her şeyi ertelemiyor muyuz? Evet. Kesinlikle o kadar güzel bir konu ki. Ebru'yu ve tüm ekip arkadaşlarımızı Kübra'yı tebrik ediyorum. Yani gerçekten. Evet, doğru. Ben de diyorum bende ne hastalık. Çok erteliyoruz bu ara her şeyi. Erteleme hastalığını konuşacağız. Evet, sorusunu alalım. Efendim sorumuz bugün için Instagram sorumuz şu olacak sizlere hemen söylüyorum. Şimdi bahar artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Yani merak etmeyin, Şubat'ı da bir an önce hadi bitireceğiz. Işte. Mart baharda pikniğe gittik. Ha. Pikniği keneler kimi göder? Ay piknik deyince aklıma kene geldi. Ya, tamam. Ya biz şimdi güzel şeyle hayal ederken niye sen gene böyle bir şey ne bileyim araya? Geçen yaz gene hortladılar. Hayır, tamam hayır. Pikniğe gittik. Pikniğe gittiniz. Yanınıza kimi götürmek istiyorsunuz? Hayal gücüne sınır yok. Pikniğe giderken yanımıza. Pikniğe giderken kimle gitmek istiyorsunuz? Hadi bakalım. Ben söyleyeyim mi? Çocukluğumu. Sabah. Ah be. Ay akşam ne izledimse artık. Hadi sevgili izleyiciler yazın o zaman. Pikniğe gittiniz, bahar geldi, yanınıza kimi alırsınız? Doktorum yanımda TV360. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi başlayalım. Dayanılmaz baş ağrıları hayatımı zehir ediyor diyenler ekran başına. Baş ağrımız önemli mi? Nasıl anlarız? Her ağrıda ağrı kesici içmeli miyiz? Gece uykudan uyandıran baş ağrısının nedenleri nelerdir? Migreni diğer baş ağrılarından nasıl ayırt edebiliriz? Basit önlemler ve doğru tedavilerle migrenden kurtulmak mümkün mü?
Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz, migren ve baş ağrısı hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında. Yapmanız gerekenleri sürekli öteliyor, son dakikaya bırakıyor, bir türlü el atamıyor musunuz? Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan erteleme alışkanlığına sahip olabilirsiniz. Erteleme davranışının altında yatan gerçek sebepler neler? Erteleme döngüsü nasıl işliyor? Çözüm önerileri neler? Erteleme alışkanlığına dair merak edilenler. Birazdan Profesör Doktor Murat Aksoy'un anlatımıyla Doktorum Yanımda Da. Evet, Doktorum Yanımda başladı. Ertelemeyin, ertelemeyin. İşte bizim en büyük sorunumuz bu gerçekten. Olmadı yarın yaparım, olmadı haftaya yaparım. Bu bizim sağlığımızla ilgili bile öyle. Olmadı haftaya başlarım spora falan filan. Evet, evet. Bakalım bunun üstesinden nasıl gelebileceğiz, detayları göreceğiz. Şimdi sevgili izleyiciler, hemen haberlerle başlayalım. Murat Hoca'nın az önce söylediği gibi çok o cümle bile rahatlatıyor. Bahar gelecek, yakında yaz gelecek. Hatta 2025 bile gelecek de. Ama yakında baharın gelecek olması bizi omikron ve COVID-19 özellikle açısından birazcık rahatlatıyor gibi. Dünya Sağlık Örgütü de buna benzer bir açıklama yaptı. Onların bu açıklamayı yapması tabii bitecek anlamına gelmiyor ama artık demişler ki hala aksamalar olmasına rağmen biraz daha riskten çıkaracağız toplumu. Nasıl? İlk haberimiz ama şöyle. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgının ortaya çıkmasından 2 yıl geçmesine rağmen dünyada temel sağlık hizmetlerinde hala aksama olduğunu açıkladı. Yani artık 2 yıl geçti, iyi yönettik bugüne kadar ama sağlık hizmetlerinde aksama var. Yani diğer hastalıklarla ilgili bir aksamadan mı bahsediyor? Yani COVID tedavisiyle ilgili değil. Sağlık hizmetleri evet. Bu salgından etkilendi anlamında değil mi? Yani özellikle mesela işte diyor ki kanser, akıl sağlığı, sinir hastalıkları, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalıkların tedavisi özellikle aksadı diyor. Bir yandan tabii dünyada haliyle bir ekonomik eşitsizlik olduğu için Selda, hani her ülkenin yapabilme kapasitesi birbirinden çok farklı. Gelişmemiş ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında çok ciddi sağlık hizmeti sunumu farkı var. Bu tabii. İşte aşıda da görüyorsun. Mesela bakıyorsun işte Danimarka'da %80'in üzerinde bir aşılanmadan bahsediyoruz. Ama Afrika ülkelerine gittiğin zaman bu oranın %20'lerde, 30'larda olduğu ülkeler var. Dolayısıyla bu da pandemi kontrolünü zorlaştırıyor. Şimdi önümüzde şöyle bir sıkıntı var aslında. Yani yavaş yavaş bazı ülkeler biliyorsun pandemi kısıtlamalarını kaldırdı. Ne dedi? Ülke içinde işte ben şunu yap, artık kural koymayacağım dedi. Maske takmak zorunda değilsiniz vesaire vesaire. Ama bunlar aşılanma oranı yüksek olan gruplar. Şimdi de gelişmemiş ülkeler var. Orada aşılanma oranı çok düşük, hastalık yüksek seyrediyor. Ne olacak şimdi? Dünya yavaş yavaş izolasyona doğru gidiyor. Yani biz eskiden böyle evde izole oluyorduk. Aile olarak veya birey olarak. Şimdi ne olacak biliyor musun? Ülkeler izolasyona girmeye başlayacak. Yani diyecek ki Afrika ben... Yani şu anda aklıma gelen ilk şeyi söylüyorum. İşte Kongo Cumhuriyeti'nden gelişleri mesela durdurdum diyecek. Yani Kongo'yu izole edecek. Bu da ülkeler arasında gerçekten bir şey doğuracak. Açık doğuracak, açıklık doğuracak, sosyal açıklık doğuracak. Araya bir mesafe, mesafe bir koyacak. Ay kötü bir şey demedim. Hani araya evet, bir mesafe girince doğru. Şimdi bunu bahaneye de çeviren yerler de olabilir yani. Pandemiyi yok, doğru. Bahane eden. Evet, işte Danimarka Başbakanı diyecek ben Kongo Başbakanı'yla çok iyi değilim. Geçenlerde falan. İngiltere ile ilgili dedikodu yaptık ya, siyaset dedikodusu. Sende vardır gene bir şeyler. Yok şu ara aktif tamam. Bir şey yok. Kraliyet olursa ailesi söylerim. Mirasını şey yaptı. Kim? Açıkladı. Kim? Kraliyet ailesi. Ha, öyle mi? Onu bilmiyorum. İngiltere'de. Yani Diana taraftarları bayağı ayaklandı. Bak dedikodu şey ha, magazini yapalım birazcık. Onu bilmiyorum. Ben biraz daha politik dedikodulara bakıyorum. Bu da politiğin şey kısmı işte yani. Hani yumuşak kısmı. Pop kısmı. Pop kısmı. Tamam. Neyse yani bu sınırlamalar olacak yavaş yavaş diyorsun. Ya, evet, yani ama... benim korkum o yani. Dünya ikiye bölünecek biraz daha fazla. Yani zaten dünyanın ikiye bölünme nedeni çok.
ekonomik var, kültürel var, dini var vesaire vesaire. Yani parçalara bölünme. Bir de virüs. Bir de üzerine şimdi Covid giriyor yani, onu demek istiyorum aslında. Evet evet evet, doğru sosyal söyledim. Anlamdaki sıkıntı o olacak muhtemelen. Birazcık ülkeler bunu kendi çıkarlarına da döndürebilir mi diye ben hani düşündüm de. İlla ki döndürecek tabii canım ya, her şey sonuçta, her ülke kendisini ön planda görmek istiyor. Kendisini avantajlı duruma koymak istiyor. Hmm. Bunlardan bir tanesi de Covid olacak gibi bundan sonra. Evet. Şimdi bir taraftan Dünya Sağlık Örgütü bunu tespit edince, sağlık hizmetinde aksamalar oluyor deyince, artık demiş ki Covid'le mücadelede sakin bir döneme girmeye karar veriyoruz. Sağ olsunlar, biz program boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nden çok bilgi aldık. Çok da evet. Takıldık ara ara. Çünkü burada tespitler yapıp Murat Hoca'dan sonra Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapınca dedik ki bayağı güzel bir ilişkimiz oldu. Yani diyor ki Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü, Avrupa'nın yakında COVID-19 pandemisinde uzun bir sükunet dönemine gireceğini açıklıyor. Ne demek istiyor? Gerekçe olarak yüksek aşılanma oranını gösteriyor, kışın bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Yani öngörüyor, diyor ki artık zaten aşılanmalar iyi, idare eder. Zaten kış da bitiyor. Artık biz böyle olağanüstü hal varmışçasına davranmaktan vazgeçelim. Birazcık sakin bir döneme girelim. Korunma oranının yüksek olduğu bu dönem bize kalıcı barış getirecek bir ateşkes olarak görülmeli diye de bir cümle kurmuş Avrupa Şimdi, Başkanı. Şimdi bak, bu cümle, yani bu habere baktığın zaman çıkartman gereken şeyler şunlar bence. Bir, bu ifadeleri kullanan kişi Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerinden bir tanesi. Dünyanın sağlığından sorumlu örgütten biri söylüyor bunu. Avrupa'dan. Ama ne diyor? Olan, evet. Avrupa için konuşuyor burada ve diyor ki Avrupa'da diyor artık Covid'le mücadelede sakin bir döneme gireceğiz diyor. Bir döneme gireceğini ifade. İkincisi Avrupa olması. Üçüncüsü de dönemden bahsediyor. Yani bitiyor demiyor. Bir deneme gibi yani. Bir dönem yani. Yani bu dönem devam edebilir de devam etmeyebilir de esasında. Hani bu biraz da ülkelerin aşılanma politikasına, aşılanma oranlarına, işte korunma tedbirleri oranlarına vesaireye bağlı, onu söylüyor. Ama bu pek çok kişinin öngördüğü bir şeydi zaten. Ve ateşkes diyor zaten orada. Hmm. Ateşkes dediğin şey biliyorsun, savaşın bitişi değildir. Evet. Ateşkes sadece savaşa bir duraksama vermektir, moladır. Hmm. Sonrasında sen masaya oturursun, ondan sonra masada biter veya işte savaş alanında biter. Bu da onu söylüyor. Yani bir ateşkese giriyoruz diyor. Dolayısıyla İyi bundan demiş. Sonra ne olacağını bilmiyoruz aslında. Covid giriyor mu ateşkese bakalım. Evet, o tabii yani bir taraf olarak sen girdim diyorsun da o daha nasıl devam edecek onu bilmiyoruz. Ama özetle hani hakikaten omikronun yüksek aşılanma oranı olan bölgelerde daha sakin seyrettiğini biliyoruz. Fakat bu bitiyor anlamına gelmiyor, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Sadece tedbirli olmaya devam edeceğiz ama biraz daha hani ilk günlerdeki o korkumuz olmayacak. Yani şimdi 2 yıl önce Covid testi pozitif olan bir kişiyle, pozitif sonucunu alan bir kişiyle, şimdi Covid pozitif sonucunu alan bir kişinin ruhsal durumu aynı mı? Yok. Hayır, birbirinden çok farklı. İnsanlar artık daha rahat. Evet. Ha, bu rehavete kapılalım anlamına gelmiyor ama sonuçta böyle de bir gerçek var. İlk başta %3 olan ölüm oranı şimdi %1'in altına düştü. Evet. O bakımdan şimdilik Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tespitinden sonra biz de bekleyip göreceğiz. Bakalım evet. Ne olacak. Ama ben de hep Bileriz. Benzer bir şey söylüyorum biliyorsun. Yani evet. Hani bu kış biraz zor bir kış. Hı hı. Ama inşallah gelecek bahar. Biraz rahat edeceğiz diye İnşallah. Ümit ediyorum ben. İnşallah yeni mutasyonlar gelmez. Evet, onu hep dipnot koyuyoruz zaten. Evet. Peki mesela dedik ya bazı ülkeler artık yavaş yavaş, bu gevşeme kelimesini de sevmiyorum ama işte öyle aslında. Öyle, yok, gevşetiyorlar tabii canım. Yani şey, atın dizginleri gevşiyor biraz. Evet, Avustralya'da yaklaşık 2 yıl sonra yani yeniden dünyaya kapılarını açma kararı almış sevgili izleyiciler. Turistler ve iş seyahatinde bulunan kişiler 21 Şubat'tan itibaren ülkeye girebilecekler. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'un tespit edildiğini resmen açıklandığı günlerden bu yana sınırlarını kapatan Avustralya aşılı kişilere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülke 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı turistlere ve iş seyahatinde bulunan kişilere sınırlarını açacak. Evet. Ne kadar iradeli davrandılar ya. Ya bir Yeni Zelanda, iki Avustralya.
inanılmaz bir kontrol sağladılar gerçekten. Vaka oranları da çok düşük seyretti. Ekonomi ara ara bir yükseldi ama. Sence? Ekonomik durumlarıyla ilgisi var mı sence? Yani bir ülke iki yıl boyunca, ama bilmiyoruz tabii ticarete kapadı mı? Hayır, çünkü ticarete kapamadı. Yük gemileri... Şöyle yani turizme esasında kapadı. Seyahati, keyfi seyahati evet, kapadı. Yoksa mesela özel izin alıp gidenler oldu. Hani uçak seferleri bir yandan devam etti ama eski yoğunlukta değildi. Ve dediğim gibi hani turistlere açtı aslında yaptığı şey o. Bir de şöyle bir şey var şimdi... Avustralya uzak bir yer ya. Yani tüm dünyadan böyle kopuk gibi aslında. Hani böyle o güneyde. Gelmeseler ne orada olur falan mı dediniz? Yok hayır. Aslında Avustralya'ya tabii ki gelen turist çok ama Avustralyalılar çok geziyor. Avustralyalılar sürekli bir yere gider. Onların gitmesini birazcık. Evet onu biraz engelledi aslında. Yani hani gelişten öte gidişi dolayısıyla onların geri gelişini biraz kısıtlamak istedi muhtemelen. Çünkü Avustralya hakikaten onlar böyle... Her tatil mutlaka işte ya Avrupa'ya giderler ya Amerika'ya giderler. Böyle bir onlarda dolaşım çok hakikaten. O yüzden de biraz Avustralya bunu yaptı. Azıcık oturun dedi yani. Evet, siz de bir iki sene oturmuşsunuzdur inşallah. Ki evet rakamlar fena değildi değil mi orada? Yok güzel gitti. Ama zaten mesela Melbourne'da 2-3 tane vaka çıkıyor. Anında 5 günlük şey ilan ediliyor. Karantina ilan ediliyor falan. Böyle 3 bir otelde öyle bir şey olmuştu. Otelde pozitif çıkan 3-5 kişi oldu. Hemen Melbourne'da şey ilan edildi. İşte yasaklar, kısıtlamalar vesaire. Çok hızlı aksiyon alıyor. Evet. Evet böyle. Şimdi Avustralya böyle bir yavaş yavaş gevşeme kararı aldı. Filipinler'de de yani bu hareketin Filipinler'den gelmesi beni şaşırttı. 5-11 yaş aralığındaki çocuklara koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanmış. Bu başlangıcın Filipinler'de olması 7.416 çocuğun virüse karşı aşılandığı bildiriliyor şu anda. Filipinli ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaları konusunda cesaretlendirildiği açıklamada dünya genelinde 8.7 milyon çocuğun COVID-19 aşısı olduğu ve bu çocukların %97.6'sının da aşının herhangi bir yan etki gözlemlenmediği söylendi. Yani ben yaş altına, 12 yaş altına düşsün istiyoruz, istiyorum bazen bizim ülkemizde de ama hani hep diyoruz ya şöyle bir dururuz hani çocuğumuzla. Tabii, ben de şöyle bir dururum. Kendime gözüm kapalı tamam yaptırdım. Zannediyorum mRNA aşısı uygulandı Filipinler'de de ve %97.6'sında bir yan etki gözlenmemiş. BioNTech. Demek ki 2.4 herhalde ya BioNTech'tir ya Moderna'dır ama zannediyorum BioNTech'tir. Onu yazmamış haber kaynağı. Yani en azından buradan hani verileri alıp o verilerle yani çocuklarda nasıl seyrediyor onu göreceğiz. Zaten biliyorsun FDA'de hani bu tür çalışmaları yakın takip ediyor. Onun sonucuna göre bakacağız yani çocuklarda nasıl seyredecek aşılanma. Şimdi bir bizde henüz 12 yaş üstü. Evet 12 yaş üstü. Hani böyle bahar geliyor işte yavaş yavaş Dünya Sağlık Örgütü sakin bir döneme girelim artık dedi ya. Bu 12 yaş altı aşılanma ile ilgili acaba böyle bir duraksama mı var? Mesela hepimizin beklentisi biraz o yöndeydi. Gelir mi bizim ülkemize? 12 yani, yaş altı mı? Evet. Bence gelir. Yoksa gelir başka türlü şey olmaz mı diyorsun? Ya belki şu an bilim kurulu biraz bu çalışmaların sonuçlarını bekliyor olabilir. Bir izleyip görelim evet, diyorlardır. Evet, evet, evet. Yani sonuçta şeye bakmak lazım. Çünkü yani 12 yaş altında kaç çocuk hastalandı, bu çocukların kaçı hastaneye yattı, kaçı yoğun bakıma yaparsak gitti. Yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur? Evet, 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 evet. Ona bir bakmak lazım. Aşının yan etkisi nedir bunun karşılığında? Yani getirisi götürüsü ne olur? Onun terazide dengesini sağlamak gerekiyor. Zor bir iş tabii çünkü hiçbir zaman terazi hani şöyle olmuyor böyle. Böyle olduğu zaman karar vermek çok kolay zaten. Evet tabii canım. Ama şöyle olduğu zaman, bu durumlarda biraz zor karar veriyorsun. Bakalım ne olacak, bekleyip yine göreceğiz. Evet şimdi iklim krizi biliyorsunuz pandemi belki bir gün bitecek. Endemi olarak kalacak hani bölgesel olarak kalacak belki ama iklim krizi tüm dünyayı tehdit eden bir sorun halinde ve belki de bitmeden her yıl daha da artacak. İklim krizi deyince mevsimlerin olması gerektiği gibi ilerlememesi, kar kış kışlığını yaz yazlığını evet, yapmaması anlamında özetleyebiliriz. İngiltere'de bir araştırma yapılmış sevgili izleyiciler. Bitkilerin iklim değişikliği nedeniyle bir ay daha erken açtığını tespit etmişler. Uzmanlar bu durumun bitki ekosistemleri için çok tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor.
Kış aylarında ağaçlarda çiçek görmek bizi ne kadar mutlu etse de uzmanlar çiçek açma düzenlerindeki değişimin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve bu değişimlerin devam etmesi durumunda kuşların, böceklerin tüm ekosistemini etkileri ciddi şekilde hissedeceğini de söylemişler. Cambridge Üniversitesi'nde yapılmış araştırma erken çiçek açma olgusunun devam etmesi durumunda bir noktada ekolojik uyumsuzluk başlayacak diyorlar. Doğa ve çiftçiliğin varoluşu ve verimliliği üzerinde çok büyük etki olacak diyor. Yani sevinemeyiz tabii ki. Mevsim olması gerektiği gibi ilerlese keşke mevsim. Aslında bu kar yağışı hayatı çok olumsuz etkiledi ama barajlarda doluluk oranını evet, azıcık arttırdı. Doğru diyorsun. Doğru. İstanbul'da metrekare başına 60 kilo yağmış kar. 60. En son ne zaman yağdı değil mi? Çok iyi evet, yağmış. Evet, çok uzun zaman olmuş böyle. Yani tabii hep konuştuğumuz şeylerden bir tanesi bu. Bundan sonra en fazla tartışacağımız konu çevre kirliliği olacak, çevre problemleri olacak. Çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir dünya bırakıyoruz? Bunu tartışmanın zamanı geldi, geçiyor bile aslına bakarsan. Herkesin çok daha duyarlı olması gerektiği kanısındayım. Özellikle atıklar konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çöp çok büyük bir problem oluyor. Hani bu kadar insanın, milyarlarca insanın ortaya bıraktığı çöp baş edilebilir noktada değil yani. Artık bundan sonra nasıl olacak, nasıl imha edilecek bu kadar çöp? Evet, plastik çok ucuz, dayanıklı ama bir yandan da işte plastiğin bıraktığı izler yüzyıllarca devam edecek. Karbon izi dediğimiz bizim bu insanlığın dünya üzerinde bıraktığı iz ne kadar zamanda silinecek, ne kadar zamanda kontrol altına alınabilecek? Sadece bir basit ozon incelmesinden bahsederken benim gençlik dönemimde, şimdi artık çok daha farklı, işte susuzluktan bahsediyoruz, küresel ısınmadan bahsediyoruz, sellerden bahsediyoruz, aşırı yağışlardan, kuraklıktan. Yangınlardan bahsediyoruz. Yani gerçekten, bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama bu tabii insanın sınır tanımaz hırsından oldu hepsi. Yeşil yok oldukça bu orman yangınları da şimdi mevsimleri çok etkiliyor. Binalar yükseldikçe, rüzgarın yönü değiştikçe mevsimlerde değişiyor. Hani bir gökdelenin mevsimle ne ilgisi var diyorduk belki eskiden. Ama şimdi bütün araştırmalara ulaşmak çok kolay. Bugün böyle yüksek yüksek binalar, bir Dubai görüntüsü elde ediyoruz. Doğru. Ama karşılığında da mevsimler yok olup gidiyor. Geçenlerde işte Dünya Sağlık Örgütü, şimdi onu bulmaya çalıştım da bulamadım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu yayınlandı. Eğer şehirler daha yeşil olabilseydi Avrupa'da kaç kişi daha yaşardı? Yani ölümden kurtarırdık diye bir şey yaptılar. Zannediyorum 4600 kişi diyordu. Yani sadece mesela şehirlerde işte %1 yeşil oranı arttırırsan işte 1000 kişi daha uzun yaşıyor. %5 arttırırsan 4000 kişi daha uzun yaşıyor gibi. Çok güzel bir rapor vardı. Onu bulursam paylaşmak isterim hakikaten sizlerle. Siz de lütfen bizi izleyenler bir bakın o raporu bulursanız. Gerçekten çok faydalı ve ufuk açıcı bir raporu. Bu pandemi nedeniyle sahil şeritlerine böyle şeylere taşınmalar başladı ya. Hı hı. Küçük diyemedim ya bir türlü. Kasabalara. Kasabalara, köylere. Gene evet, diyemedim diyeceğim de neyse. Oralara taşınmalar başladı ya. Aslında bir taşla bir sürü kuş hikayesi gibi. Doğru. Bazen çok özeniyorum. Gerçek. Buradan eşime sesleniyorum. Varsa imkanımız. Böyle yemyeşil. Evet. Doğası zengin, böyle az evli varsa öyle bir yer. Ha bir de iş olsun ama orada. Evet. Mesela bu stüdyoyu oraya koyabiliriz. Neyse canım, artık dijital çağda bir şey uzaktan gerek yok yani. Ya her şeyi uzaktan demiyor yaparsın. Demiyor muyuz? Yakında burada biz olmayacağız. Hologramımız olacak. Doğru. Uzaktan evin salonundan sunacağız. Sen işte mesela Fethiye'den bağlanabilirsin, oturabilirsin şuraya. Ha, niye olmaz? Gerçi ya, Fethiye de artık oralar, Bodrum, Fethiye falan oralar da biliyorsun artık. Of Akın'ın. Şehir oldu yani. Gümüşlük dediğimiz o bakir yer bu sene tanınmaz hale gelmiş. Evet. Omzunu evet, çarptığın şey hem ünlü çıkıyor hem arkadaşın çıkıyor. Aa sen de mi buradasın falan. Çok ünlü arkadaşım var galiba. Hayır yani gittim diye demiyorum. Öyleymiş diyorum. Herkes oraya gitmiş. Hadi benim çok ünlü arkadaşım var'a getirdim. Hayır ya. Ay vallahi adın çıkmış 9 ayın ben. Aşk olsun. Öyle diyorlar. Şaka, herkes orada. Çünkü sen mesela takılmadan olur mu? Tamam tabii olmaz. Doğru olmaz. Söylüyorsun. Hayır benim konuştuğum en az 5 tane veli arkadaşım yani. Hı. Çok birbirlerini bulmuşlar orada. Herkes orada ya ev kiralıyor ya yazlık alıyor şimdi. Geçen yaz herkes birbiriyle karşılaşmış. Zaten küçücük yer. Oradan da gidiyorsun gene orasında şehirleştiriyorsun.
ne işe yaradı gittiğin yer. Zihin değişmedikçe diyorsun. Aynen. Evet, durum böyleydi. Çinli bilim insanlarına geçelim. Evet. Bütün ülkelerin bilim insanlarına da şey oldu, gün doğdu gibi oldu. Herkes bir araştırma yapıyor. Şimdi yaptıkları araştırmalar sonucunda yapay zekanın yönettiği yapay bir rahim oluşturmuşlar. Evet, uzmanlar bu rahimde embriyo büyütmeyi de başarmışlar bu arada. Yapay zekanın yönettiği yapay bir rahim oluşturmayı başaran bilim insanları kadınlardaki hamilelik sürecini sona erdirecek ve doğmamış bebeklerin olası hastalıklarını dahi tespit edebilecek bir sistem geliştiriyor. Uzmanlar bu çalışmayla kadınları hamilelik sürecinden kurtarabileceklerine inanıyorlar. Hamilelik sürecinden kurtulmayı istemiyoruz ki biz ya. O çok güzel bir süreç değil mi? Şu an için yalnızca fareler için kullanılan bir sistemmiş bu. İnsanlar için de kullanılabilir hale getirilebileceği söyleniyor. Ha, bu işte kısırlık gibi sorunlar için ya da rahmi alınmış hastalar için esas belki değil mi? Tabii. Yani böyle rutine girecek bir şey değil tabii ama hani şu anda zaten fare deneyleri üzerinden gidiyorlar ama hani bundan sonra dediğin gibi mesela kanser nedeniyle rahmi alınmış bir kadının anne olma şansını devam ettiriyor. Evet. Bir de yapay bir rahim olduğu için de herhalde bilmiyorum bütün hastalıkları doğmadan önceki oluşabilecek hastalıkları tespit edebilecekler. Daha kolay, çünkü ulaşımı kolay. Evet. Bebeğe. Durum oraya gidiyor. Bak ben gene aynı yere geleceğim. Bir gün bu yayını birileri izleyecek YouTube'dan ve biz hayatta olmayacağız. YouTube olacak mı? Bilmiyorum nereden izlerseniz artık yani bu belki kaç yıl sonraysa. Bunları konuşuyorduk ya bir zamanlar biliyor musun ileride birbirimizi görerek konuşacakmışız dediğimiz yıllar vardı ya ben evet. O zaman ilkokulda ortaokulda falandım inanmıyorduk şimdi görüntülü konuşuyoruz ya, tabii canım. Ya, hologram istesek o da çıkar da şimdi gerek yok çok pahalıya gelir tabii. Bunları konuştuğumuz gibi bunları konuşuyoruz kim bilir o zaman neler yaşanıyor olacak ya, biz hayatta olmayacağız tabii. Ama şeyden hep endişe ediyorum zannediyorum insan teması azalacak. Ya iletişim bitecek canım. Yani şu, mesela 2 yıl öncekinden bile çok farklıyız ya. Akrabalıklar, arkadaşlıklar. Yani o sarılma yok. Bir düşünsene mesela sen eskiden günde kaç kişiye sarılıyordun? Şimdi kaç kişiye sarılıyorsun? Kalmadı yani. Sadece tokalaşma bile değil, yumruklaşma değil. Yapıyorsun evet, mesela. Onun yani. Dışında şey de yok hocam. Herkes sadece kendini... Tabii ki önce can sonra canan ama ne bileyim birlikte hareket etme de yok. Diyor ki tamam ben kendi işte en yakının kim? Kendi çocuğun, kendi eşin, kendi ailen. Evet. Düşün burası böyle. Büyük aile, yani Orta Doğu böyle. Avrupa'yı bitti. Falan yani hayal et artık. Zaten Avrupa hani çok bireysel yaşama tamamen geçmişti onlar. Evet. 18'inden sonra evinde oturan çocuk yok orada. Hani böyle filmler izlerdik ya, izliyoruz ya bir ne bileyim bir kaos çıkıyor dünyada. Kadın, adam neyse karısının elinden tutuyor çocuğunu giderken işte komşusu ya da kız kardeşi falan arkada düşüyor ya. Evet. Dönüp bakıyor ve yoluna devam etmek zorunda kalıyor ya. Evet. Şu an o durumdayız yani. Dönüp arkaya bakacak halimiz hiç yok. Ne bir arkadaşımız için ne bir akrabamız için. Herkes böyle kendimi kurtarayım. Yani hayat onu bizi öyle yaptı. Evet. Pandemiydi. Ne oldu inanmadın söylediklerime. Yok inandım. Hayır. Şey düşünüyorum. Başka şey düşünüyorum. Başka bir şey düşünüyorum. Başka ne düşünüyorum biliyor musun? Evet bunlar böyle bir yandan devam ediyor. Mesela işte Amerika'da böyle bir yaşam var. Ama Hollywood'a bakıyorsun mesela. Hep aile bağlarını yüceltmeye yönelik filmler yapmaya çalışıyorlar. Bizim de öyleydi bir zamanlar. Hayır ama burada zaten öyle bence. Burada hala öyle. Amerika yok, tamamen kopmuş durumda. Birazcık. Esasında onlar onu tekrar korumak için onu teşvik etmeye çalışıyor. Evet. Hayır bu işte bizim yoksa var olan bir şey değil Amerika ama Türkiye'de hala aile bağları kuvvetli öyle değil mi? Kuvvetli ama ben şeyden hani filmler yapmaya çalışıyorlar dedim evet, ya. Evet, anladım. Bir zamanlar Yeşilçam'da izlediğimiz aileyi birleştirici filmlerin yerini şimdi entrikalar bilmem ne diziler evet, birazcık yozlaştırmadı mı? Dizilerde zannediyor ki genç nesil herkes yalıda oturuyor büyüyünce. Öyle bir şey yok bu arada. Yani çünkü lüks şoförler, arabalar, diziler bir tuhaf değil mi? Şey, evet, aile evet. ilişkileri de. Bir de orada şey çok komik değil mi ya? Herkes böyle hani günlük kıyafetlerle. Kahvaltıya öyle iniyor musunuz siz? yok. Yani ben gayet pijamayla iniyorum pazar günü. Bayağı üzerimde bir sweatshirt o kadar ya, yani. Mutlaka öyle bir kesim var ama sanki var toplum böyleymişçesine da davranılıyor. Var mıdır onu da merak ediyorum. Gerçekten öyle mi inanıyor? Ne kadar paran olursa olsun pijamayla kahvaltı yaparsın yani. Pek bir değişmez herhalde. Değil mi? Bence de. Var mı yapan? Yok. Varsa yazsın bize. Neyse. Evet.
Güzel sohbet ettik. Haydi soru o zaman soralım bir şey yapalım. Günaydın diyelim. Yok, ya. Günaydınları tamam, şey yapalım. Hadi soru bakalım. Sorun. Bakalım pikniğe kimle gidecek herkes? Merak ettim ya. Ay hocam ya. Şu şeylerden sonra, yapay rahimden sonra pikniğe kimle gidecek? O soruyu sorunca bir hayat be işte. Hayat bugün böyle, yarın öyle. Evet, kimler bizi izliyor? Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bayağı yorumlarımız gelmiş. Bakalım. Şimdi bugün bir değişiklik yapacağım. Sondan başlayacağım. Hadi bakalım. Evet. Önce yazdım diyenler şimdi diyecek ki ama hayır. Nazilli günaydın İknur Hanım. Büyük aile hepsi bir arada olsun isterdim diyor. Bak güzel. Belki bu konuştuklarımızdan önce yazdım. Olabilir muhtemelen. Doğru. Hani kim olsun yanınızda dedik ya, herkes olsun. Ben de herkes olsun istiyordum, isterdim gerçekten. Kıbrıs Girne günaydın. Hocam cevap veriyorum. TV360 ekibiyle, tabii ki sizlerle, bu kadar güzel program hazırlayan ekibin ellerine sağlık. Teşekkürler. Sebahat Hanım bizle pikniğe gitmek istiyormuş. İnşallah. Harika. O zaman şöyle yapıyoruz. Bahar gelince. İnşallah. Evet. Bahar gelince 4 Mayıs Kasım, bayram. 4 Mayıs bayram. Tamam. Ne bayramı? Ramazan bayramı. Ha, Ramazan bayramı. Nisan'da Ramazan başlıyor. Mayıs'ta bayram var. Bayramdan sonraki hafta sonu bir piknik organize edelim. İzleyicilerle. İzleyici gelmek isteyen gelsin. Ben ne dedim? Ne bak dedin? Bundan birkaç ay önce ne dedim ben? Ne dedin? Şimdi biz birkaç ay önce ortamıza hep bir ekip arkadaşımızı alıp fotoğraf paylaşıyorduk. Ve diyorduk evet. ki işte kameramanımız, işte sesçi arkadaşımız diyorduk. Sonra bir izleyicimiz dedi ki ya dedi ben de sizle fotoğraf çekilsem. Ben de dedim ki iş oraya gidiyor zaten dedim. Yani yakında doğru. İşte Sebahat Hanım, işte Ali Eren'in evet, annesi evet. Serap demeye başlayacağız dedim. Ve bu da dedim Murat Hoca'dan çıkacak dedim. Bak piknik bir şey geldi. evet. Tamam, hep güzel. Beraber piknik. Büşra'cığım kolay gelsin şimdiden. Büyük bir piknik organizasyonumuz Büşra var. Büşra içeride diyor ki ah hocam yaktın beni falan diyor şu anda. İzleyicilerimizle piknik yapacağız. Doktorum ekibi, şey doktorum evet. yanımda izleyicileriyle Aynen. ve Süper. Ekibiyle. Süper. Ben de dedi Büşra. Tamam Büşra sende de gerisi de sende hocam. Bilmiyorum artık izleyicilerimizle. Tamam, ama unutmayın yazın, not etsin herkes. Tamam. Pikniğe giderken tek başıma gitmek isterim kafamı dinlemek için. Piknik tek başına ya. Ya vallahi. Bir de hocamızdan tip 1 diyabet hakkında bilgi almak istiyorum diyor. Piknikte. Ya o gün üzgünüm. Yemek Doktor yemeden önce sıyrılacağım. Insülin... Sadece top oynayacağım. Yemek yemeden önce insülin yapmak yerine yedikten sonra insülin yapsak olur mu? Devam mı? Tamam, piknikte cevaplayacak onu. Pikniğe giderken yanımda ben ve keyfim olsun diyor Hilal Silver. Çerkezköy'den günaydın. Piknik deyince aklıma hemen çocuklarım, torunlarım, bir de kitaplarım. Ormanda kitap okumak bana çok iyi gelir diyor, aklıma geldi. Bu arada gerçekten soru çok güzel hocam. Ama küçük düşünüyor herkes. Neden? Niye? Ne bileyim. Yani ne olsun daha... piknikte artık daha. Niye ne ben mesela Sertab Erener'le gitmek isterdim ya. Sezen Aksu'ya ne oldu? Bence Sezen Aksu oldu. O zaten kraliçe biliyorsun. Ha, evet. Onu pikniğe götürmeyeyim. şey yormayayım onu. Yorum. O çünkü kıyafet. Ben ne bileyim aklıma bir anda Sertab geldi. Yani şey olarak evet. söylüyorum. Hani sonuçta şey düşünün. Hani kimleri götürürsünüz? Ben bir şey daha söyleyecektim. Ha soru çok güzel. Neden? En son ne zaman piknik yaptığınızı düşünsenize. Tabii canım. Ne kadar bir düşünmesi bile iyi geldi şu evet, anda. Evet. Bu kadar şey. Düşünsene yemyeşil. Çıkmışsın. Papatyalar açmış. Meditasyon yapacağız seyirci. Yok meditasyon falan. Ya istiyor, isteyen yapsın da yani. Nurgün abla bizi izliyor. Mesaj atmıyorum diye seyretmiyorum sanmayın diyor. Öpüyoruz sizi. Günaydın. Ilık bir Antalya. Ayşe Ünal Antalya'dan yazmış. Yasemin Osman da Yasemin ben diyor. İyi yayınlar. Pikniğe annemi götürmeyi çok isterdim. Anneciğim yatağa bağımlı MS hastası. Hmm. Çok geçmiş olsun. Geçmiş. Allah şifa versin. Tüm sevdiklerimle olabildiğince kalabalık gitmek isterdim olabildiğince diyor. Gülcan Tümür Özpak'ta. Ataşehir günaydın. Pikniğe sizlerle gitmek isterim diyor Gülşen Demirci. Teşekkür ederiz. Koca Kurt Mali de Adana'dan yazmış. Her sabah ayrı bir heyecanla bekliyorum. Derin bilgilerinizde aktif olmak, rol modelliğinizdeki görseli yakalamak için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ali Eren'in annesi Serap da pikniğe giderken 15 yaş ve 25 yaş halimi alıp onlarla şu anki aklımla sohbet etmek isterdim. İşte bu ben. Evet yani sen dedin güzel. Zaten benzer evet. bir şey. Çok güzel. Teşekkür ederim teşekkür cevaplar ederiz. İçin. Hadi bugün birazcık çenemiz düştü nedense biz herhalde bayağıdır. Bugün mü? Her gün böyleyiz. Şimdi modern zamanların kabusu erteleme hastalığı. Aslında hep neyi erteledik işte? Bir sahil kasabasına taşınmayı çok erteledik. Hmm. Bence hepimiz istedik. Ben şu an pişmanım bu arada. Bebekken al çocuğu git işte belki orada kurmuştuk yani neden pişman yani tabii ki bu hayat çok güzel de insan bazen diyor yani bu yeşillik nereye kadar tükenecek. Neyi ertelediniz siz de bir düşünün, bu bir alışkanlık haline geldi mi bir düşünün bakalım. Doktor Murat anlatıyor. Müzik.
Yapmanız gereken birçok iş var. Esasında onların belki de hani hangi zaman bitmesi de gerekli ama siz sürekli erteliyorsunuz. Ya işte öyle olsun böyle olsun. Bu zannediyorum son zamanlarda pek çoğumuzun yaşadığı bir durum. Bu durum bazı hisleri de doğuruyor ve böyle bir kısır döngüye sokuyor bizi aslında bakarsanız. Çünkü erteleme döngüsü aslında bir miktar böyle psikolojik olarak rahatsızlık da veriyor bize. İlk başta hissettirdiği şey genellikle suçluluk duygusu. Çünkü yapmanız gereken bir şey var ama onu bir türlü yapmıyorsunuz. Dolayısıyla bu suçluluk duygusundan sonra bir panikleme beraberinde geliyor. Ay ne zaman bitireceğim? Acaba işte başka birinin beklentisini karşılayamadım mı gibi endişeleri de beraberinde getiriyor panikleme. Sonunda da ya evet ama çok işim vardı. Zaten bu dönemde de herkes işte bunları etkileniyor bu durumlardan. Dolayısıyla aslında bu çok normaldi gibi bir takım bahaneler yaratmaya başlıyoruz. Ondan sonra da bu erteleme yeniden devam ediyor açıkçası. Dolayısıyla bu erteleme döngüsü kendi içinde de sürekli dönen bir kısır döngü haline geliyor. Şimdi bu alışkanlığın aslında birçok nedeni var. Bunları şöyle bir toparlarsak herhalde bu noktada birinci sırada yer alacak olan şey motivasyon eksikliği olacaktır. Gördüğünüz gibi biz böyle bir saat kadranı üzerinde gösterdik. 12 tane de sizler için neden belirledik burada. Birincisi motivasyon eksikliği. Yani hakikaten o işi yapmak için gerçekten içinizden geliyor mu yoksa birinin size verdiği bir iş mi o istemeyerek mi yapıyorsunuz? Halbuki bu sizin profesyonel işiniz bile olsa veya başka bir tarafından size veriliyor bile olsa burada kendinize motivasyon nedenleri çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Programsız çalışmak da en önemli erteleme nedenlerinden bir tanesi. Özgüven eksikliği yani o işi becerebileceğim ben bu işi zaten iyi yaparım diyemediğimiz zaman o işin hiç altına girmek istemiyoruz zaten. Öğrenilmiş çaresizlik yani bunun bir alışkanlık haline getirilmesi. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Yaptığınız hareketler bir zaman sonra sizde alışkanlık oluşturabilir. Yani erteleme bir kere yaparsınız sonucunda da çok böyle ciddi bir yaptırımı olmayabilir. İkincisini de belki yaparsınız. Sonra üçüncüsünü yaptığınız zaman artık işleri ertelemek sizin için bir öğrenilmiş durum haline gelir ve alışkanlığınız olur. Ha burada tabii ki bilgi eksikliği önemli. Yani sizin yapacağınız işe yönelik bir bilginiz yeterli değilse o zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz ve erteleme eğilimi gösterebilirsiniz. Başarısızlık korkusu tabii ki bunlarla ilişkili. Yaptığınız işin iyi bir iş çıkmayacağından emin olmazsınız. İyi bir iş olmayacağını düşünürsünüz. Yani o başarısızlık korkusu ya ben bunu sonra yapayım diyebilir. Veya mükemmelliyetçi olmak en önemli nedenlerden bir tanesi. Pek çok hele hele Başak burçları için herhalde bu çok doğrudur. Yaptığı bir işi mükemmel yapsın ister. Onun mükemmele ulaşamayacağından endişe ettiğin için de sürekli erteler. Ha tabii ki kötü zaman yönetimi. Bu biraz programsız çalışmakla da ilgili zaten. O yüzden de hemen bunlar karşı karşıya duruyor. Programsız çalışıyorsanız zaten kötü zaman yönetimi sizin işi ertelemenizin nedenlerinden bir tanesi olur. Fazla düşünmek yani gereksiz ayrıntılar üzerinde sürekli düşünceler üretmek bunlar tabii ki erteleme nedenlerinden bir tanesi. Herkes memnun etmeye çalışmak. Bakın hayatta şu mümkün değil. Böyle bir şey yok. Herkesi memnun edemezsiniz, herkesi mutlu da edemezsiniz. O yüzden yapabileceğinizin en iyisini yapın. Mutlu olanlar mutlu olsun. Mutsuzlar zaten, onlar çoğunlukla hep mutsuz oluyor zaten. Başka, her şeyi tek başına yapmaya çalışmak. Mümkün değil bu da. Yani her şeyi tek başınıza yapamazsınız. O yüzden ertelemek ihtiyacı oluyor bazen. Eleştirilme kaygısı. Bunlar hep böyle karşılıklı tabii eleştirilme. Başarısızlık bu sefer. Şunla bakın, bu da tam karşı karşıya geliyor. Yani başarısızlık ve eleştirilme hiç önemli değil. Herkesi mutlu edemeyeceğiniz gibi herkesten övgü de almayacaksınız. Bazıları sizi eleştirecek, dert değil. Ve tekrar döndüğümüz zaman işte birinci sıraya gelmiş olduk. Şimdi peki bu eleştirilme vesaire bu nedenlerin hepsini gördük de hani nasıl başa çıkacağız? Bir de ondan bahsedelim isterseniz. Hani ne gibi stratejiler geliştirebiliriz ki bu ertelemeden vazgeçelim. Bir, ne yapıyor olduğumuzu sık sık kendinize hatırlatın. Yani hedefinize esasında sık sık düşünün. Bir iş koyduğunuz zaman kafanıza, bir hedef koyduğunuz zaman bunun ne olduğunu, mutlak size getirisinin ne olacağını, bunun için ne gibi programlar yapacağınızı bunu mutlaka düşünün. Ve mutlaka iş yaparken kendinizi iyi bir şekilde izole edin. Yani etrafınızda işte tablet olmasın, telefon olmasın. O işi yaparken sizin dikkatinizi dağıtacak nesneleri uzak tutun. Hatta evde mümkünse belli bir iş, masa işi, masa başı işiyse mesela.
Mümkünse hani bir odaya geçin ve evin ahalisinden de uzaklaşabilirsiniz. Çünkü bunu unutmayın, bu bir zaman sonra sizin dikkatinizi dağıtacaktır. Özetle dikkati dağıtacak şeyleri mutlaka ayrı bir yere koyun. Hatta özellikle bunu biz ayrı bir madde olarak da koyduk. Teknolojik şeyleri uzak tutun. Yani işte bilgisayar başında çalışıyor olabilirsiniz ama bilgisayarınızda mesela internette dolaşacağınız gezgini kapatın. Yani bilgisayarda o dikkatinizi dağıtmasın. İşte telefonunuzu bir kenara bırakın, tabletinizi bir kenara bırakın, unutmayın. Ve tabii ki önemli noktalardan bir tanesi de şu, bir iş başarırken büyük bir hedefiniz olabilir ama bunu küçük hedeflere bölün. Yani siz önünüzde bir merdiven varken ve bu merdiven 5 basamaktan oluşuyorsa bir anda 5 basamağı atlayamazsınız. Ne yapmanız gerekiyor? Tek tek çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu böyle düşünün. Yani o işi yaparken hedefinizin aslında küçük hedeflerden oluştuğunu veya büyük hedefe ulaşmak için küçük hedefleri başarmanız gerektiğini planlayın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani önemli bir iş yapacaksınız ve bunun ilk basamağı ne olmalı? O konu hakkında bilgi edinmek. Sonrasında başka kişilerin tecrübelerinden yararlanmak. Sonrasında o işi yapan varsa onlara bir göz atmak. Ve en sonunda da o işi kendinizin becermesini sağlamak olmalı. Dolayısıyla küçük hedeflerle büyük hedefe ulaşmak daha kolay olabilir. Öncelikle de tabii ki burada en kolayları mutlaka halledin. Ve bir de Pomodoro tekniği denen bir teknik var. Bu şöyle çalışıyor. 25 dakika bir işe izole oluyorsunuz. Dikkatli bütün dikkatinizi onun üzerine koyuyorsunuz. Sonra 5 dakika dinleniyorsunuz. Böyle bir teknikle, bunun ayrıntısını sonra anlatırız tekrar. Böyle bir teknikle de hem konsantrasyonunuzu arttırıp hem de işi ertelemeden yapma şansına sahip olabilirsiniz. Evet, ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir konuydu. Günümüzün modern hastalıklarından biri erteleme hastalığı. Murat Hoca bilgilendirdi. Şimdi konumuzla devam edeceğiz. Migreni konuşacağız, baş ağrısını konuşacağız. Neden, nasıl tedavi edelim, neden ağrıyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz gelecek. Çok az sonra sorularınızı gönderebilirsiniz. Devam ediyoruz. Dayanılmaz baş ağrıları hayatımı zehir ediyor diyenler ekran başına. Baş ağrımız önemli mi? Nasıl anlarız? Her ağrıda ağrı kesici içmeli miyiz? Gece uykudan uyandıran baş ağrısının nedenleri nelerdir? Migreni diğer baş ağrılarından nasıl ayırt edebiliriz? Basit önlemler ve doğru tedavilerle migrenden kurtulmak mümkün mü? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz, migren ve baş ağrısı hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında. Evet, doktorum yanımda devam ediyor. Konuğumuzu hemen davet edelim. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz geliyor. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasıl bir canlı, nasıl bir hareket. Sayenizde stüdyoyu enerjinizle doldurdunuz. Ondan çok öyle. Şıksınız. Rica ederim, ne demek. Çok mutlu oldum seni tekrar gördüğümü. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Şimdi bu hastalıklar bitmek bilmiyor da bir taraftan etkilendi değil mi? Dünya Sağlık Örgütü dedi ya, bu pandemi yüzünden sağlık hizmetleri biraz aksadı. Artık biraz sakin olacağız diye. Şimdi bu migren ve baş ağrısı ile ilgili bugün ne varsa konuşalım. Başımız neden ağrıyor hocam? Bu tabii hakikaten baş ağrısı bir kere pandemi döneminde çok fazla arttı. Yani evde bulunmaktan aslında biz işe gittiğimizde biraz daha rahatlıyormuşuz. Yani evde olduğumuzda, hele ki kadınlar olarak baktığında. Çünkü biliyorsun özellikle migren kadınlarda daha fazla. Evde olduğumuzda o çocukların gürültüsü, onlarla uğraşmak, işte eşin bir taraftan stresi, tartışması vesairesi, yemek hazırla, evi temizle derken baş ağrıları patladı. Ve maalesef ki o dönemde hala da devam ediyor. Mesela bizim üniversite hastanelerinde özel polikliniklerden biridir baş ağrısı polikliniği. Kapatıldı pandemi nedeniyle. Şimdi hastaların birçoğu doktora ulaşamadılar. Hala da bu sorun devam ediyor. Doğal olarak da ağrı kesicileri çok fazla kullanmaya başladılar. Yani bu dönemde baş ağrısı uçmuş durumda. Baş ağrısı neden olur diye sordum. Başımız evet neden ağrıyor? Kim bilir ne kadar çok nedenini var da. Biz şimdi nörolojik açıdan değerlendireceğiz bunu. Aslında sınıflamaya baktığında 287 tane baş ağrısı tipi var. İyi, daha ya yani ben daha fazladır. Yani, ama yine çok neden ağrıyor? Evet, yani neden ağrıyor diye sorduğunda neresinden tutsam gibi bir
Evet. Şeyle bir kitap yetmez yani, o net. Aynen öyle, kitap, kocaman bir kitabımız var yani sebeplerini açıklayan. Onun çeşitleri ama var tabii. Ama kabaca şöyle söyleyebilirim yani, birincil baş ağrıları var, beyinden kaynaklı sebepler. İkincil baş ağrıları var, başka problemlerden beyinde ağrıya yol açan sebepler. Yani mesela sen bir Hashimoto guatrına sahipsen başın ağrıyabileceğini tahmin edebilir misin? Yok, kimse alakalı onu düşünmez yani. Hiç yok düşünmez. Tabii. Ya da işte sindirim sistemi problemin varken baş ağrısı yansıtabileceğini düşünür müsün? Düşünmezsin yani, ama bunlara bağlı da baş ağrısı var. O yüzden baş ağrısının burada belki en önemli sorusu şey olmalı. Önemli mi bu baş ağrısı? Ne evet zaman önemli? Sanki başım ağrıyor deyince olur işte bir ağrı kesici alırsın geçer gider gibi yaklaşılıyor, ama bazen çok ciddi hastalıklarında habercisi olabiliyor değil mi? Tabii ki yani, hele ki hani al şu baş ağrısını geçsin gibi komşunun tavsiyesiyle bunu yaptığın zaman işi daha çok kısır döngüye götürmüş oluyorsun ve bu önemli bir baş ağrısı değilse bile bir süre sonra önemli hale geliyor. Peki, çünkü ağrıdan duramıyorsun. Hangi işaretler varsa mesela o baş ağrısını önemli olarak adletmek gerekir? Çok güzel bir soru soruyorsun Murat. Şimdi bizim kırmızı alarm dediğimiz işaretler vardır. Yani biz bunu gerek nöroloji camiasında öğretirken de böyle anlatırız. İşte aile hekimlerini öğretirken de, hastaları da anlatırken böyle anlatırız. Kırmızı alarmlar sizde varsa buna dikkat edeceksiniz. Mesela benim migrenim olabilir. 20 yıldır migren hastasıyımdır. Ama bu seferki ağrım bir daha bir değişik. Eski ağrımdan daha şiddetli. Genellikle o şiddet puanına 10 üzerinden 8 der migren ağrıları. Yani yatırır ama öldürmez. Hani doğum ağrısı 10 üzerinden 10 gibi düşün. Ya benim bu seferki ağrım 10 üzerinden 10. Acile gitmem gerekti. Ya da o kadar ağrım vardı, ilaç aldım geçmedi. Yani kafamızı duvarlara vursam evet o şiddette hani gibi. Yani senin bir evet migrenin olabilir. Bunu migren olarak atfetmemen lazım. Yani mutlaka bir başka sebep mi var? Eski ağrımdan daha farklı bir ağrı yaşıyorum diyorsan buna dikkat edeceksin. Çünkü migreni olup beyni tıkanan yani bir sürü farklı bir tip var ağrı bir kere. Farklı evet şiddetle ve farklı tipte bir ağrının olması. Yani hep eski ağrısı olanlar çok yanılır. Bu yanılgıya düşmemek lazım. Bir. İkincisi, 50 yıldır hiç başın ağrımamış. 52 yaşında baş ağrım başlamış. Niye başlasın ki 50 yaşından doğru sonra? O zaman mutlaka önemsemek lazım. Ya da çocuklar. Biliyorsun çocukların daha beyin gelişimi tam yerleşmediği için kafa tasının içinde o beyin daha büyüyecek, gelişecek. Boşluk çok fazla. Bir beyin tümörü sadece baş ağrısıyla ortaya çıkabilir çocukta. Ve sen onu farkında olmazsın çok büyüyene kadar, geç evreye gelene kadar. Onun için özellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda baş ağrısı varsa biz mutlaka ilk önce bu annede de var, sende migren var demeden mutlaka bir araştırma yapıyoruz. Bu da önemli. Ya da gündüz başın ağrıyabilir. Özellikle mesela öğleden sonra başlayan ağrıları biz çok da önemsemeyiz. Ama seni pat diye bu ağrı gece uykudan uyandırıyorsa, niye uykudan uyanasın? Bu kadar şiddetli bir ağrı tabii olması lazım değil mi? Ya da sabah kalktın, uykumdan uyandım başım ağrıyor. Yatağa yattım, başım ağrıyor. Kalktım biraz daha rahatladım. Yani bunlar hep basınç değişikliklerini düşündüren ağrılardır. Ya da gece uykudan uyandırıyorsa daha fazla şiddetli ağrıdır. Buna önemsemek lazım. Ya da bir şey yaparken mesela başınız ağrıdığında eğer bu migrense öne eğildiğinizde kötüleşir. Ama sizin her hareketinizde kötüleşiyorsa buna da dikkat etmek lazım. Yani sağa dönüyorsunuz ağrınız kötüleşiyor. Ya da oturduğunuz yerden kalkıyorsunuz ağrınız kötüleşiyor. Beden pozisyonuyla değişiyor. Her hareketinizde kötüleşiyor. Migren ya da diğer baş ağrıları, işte onu da aslında konuşmak lazım. Neredeki ağrı neyi ifade ediyor bir ipucu hastalar için. Mesela migren biz hep deriz tek taraflıdır ama bazen solda olmalı, bazen sağda olmalı. Şimdi sen bana geliyorsun diyorsun ki hocam benim ağrım hep şurada. Instagram hesabında çok güzel bir görsel vardı zaten. Onu ekrana yansıtalım. Evet, baş ağrılarının konumlanması. Evet. Bazen deriz ya böyle yarım başım ağrıyor. Ya da işte böyle kafam ağrıyor. Ağrıyı tarif etmesi de kişinin size çok önemli değil mi? Biri kapıdan giriyor. İşte diyor ki sanki diyor boş bir yumurta gibi içinde sallanıyor. Tarife göre de aslında tehlikeli mi? Tabii, neyi tabii ifade etmek istiyor anlıyorsun. Yani hastalar aslında... Bizde nörolojide şöyle bir ipucu vardır. Yani Murat'ın işi gibi değildir bizimki. Yani daha böyle hastayı çok dinlemen lazım. Gördüğünüz bir anlıyorsun şey yok çünkü. Sizin beyin biraz daha böyle matematik gibi zaten. Evet. Bana daha öyle geliyor nöroloji bilimi. Yani beyin kapalı bir kutu. Şimdi doğru içine gireyim dur bir açayım bakayım nerede ne var diyemiyorsun. Biz o açıdan rahatız. Aç bak. Onu diyorum yani, aç bak rahatsın sen. Gross olarak ama şimdi ben o yüzden çok sorgulamak gerekiyor. Yani hastayı iyi dinlediğinde ancak hikaye. Ben bir baş ağrısı hikayesini bir saatten önce anlamıyorum. Yani hastayı bir saat dinlemek, benim bir hocam vardı yani baş ağrısını ondan öğrendiğim
buradan selam söyleyeyim Sebahattin Hocam. Derdi ki ya ben 5 dakika dinleyince dayanamıyorum artık hastaya falan derdi. Yani hastayı 1 saat dinlemen gerekiyor. Şimdi tabii, hasta doğru. Sana şöyle diyor. Ya benim ağrım kafam patlayacak gibi oluyor. Şimdi ne anlarsın bundan? Şimdi burada beynin içinde bir basınç artışı var. Hmm. Bir şey var o beyinde. Niye patlayacak gibi olsun? Hayır, damar atıyor. Zonk zonk zonk. O zaman damarsal, vasküler dediğimiz damarın genişlemesi ve daralmasıyla ortaya çıkan bir ağrı. En çok migren. Ya da bazen beyin kanamalarında da damarsal şey olabilir ama daha önce migren öyküsü olmayan hastada. Ya da ne bileyim başıma sanki 50 kilo ağırlık oturmuş diyor. Hmm. İşte bu stres, gerilim. Hmm. Ya da enseme şurama bir ağırlık oturmuş diyor. Sabah uyanıyorum burama bir ağırlık oturmuş. Uyku apnesi. Hmm. Gece uykuda oksijensiz kalan hasta sabah ağrıyla uyanıyor. En çok ağrısı da bu tansiyon bölgesi, şu bölgesinde olur hastanın ama bazen burada da tarif edebilir ama genellikle bu ağrı böyle öğlene doğru hafifleyerek geçer. Ya da gece sabaha karşı seni uykudan uyandırdı. Sanki patlıyor beynimde bir şey. Zonk 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 zonk. Bu da gene hipertansiyon hastalarında sabaha karşı tansiyon genellikle çok fazla düşmeye bağlı seni uykudan uyandırıyor. Derya bir şey soracağım. Tarif önemli yani. Şimdi hep şöyledir ya, genellikle insanlar başı ağrıdığı zaman ilk yaptıkları şey tansiyona bağlamak oluyor aslında genelde. Evet. Mesela şöyle bir şey var mı? Belli bir değerin üzerinde baş ağrısı olur diye bir değer var mı? Tabii. Şimdi zaten mesele burada Murat. Biz tansiyon hastası olduğumuzu çok fark edemiyoruz. Hmm. Biz 14-15'lerde gezdiğimizde tansiyonlarımız hiçbir şikayetimiz olmayabiliyor ve anlayamıyoruz. Evet. Ne zamanki bir 17-18'i bulacak ya da senin tansiyonun yüksek seyrediyor. Mesela 15-16'larda seyrediyor. Şikayetin olmuyor. Birden tansiyon ona düştüğünde şikayet başlıyor. Hmm. Şimdi ben mesela normal tansiyonum 11. Ona düşse şikayetim olmaz ama 15-16 tansiyonla gezen bir insanın tansiyonu bir ona düşerse o zaman baş ağrısı olabiliyor. Ya da 17-18'e çıkarsa baş ağrısı olabiliyor. O zaman hem tansiyon yüksekliği hem de düşüklüğü baş ağrısı yapabilir. Tabii. Çünkü mesela, hep herkes yüksekliğini atfediyor ya, esasında düşmesi de olabilir o zaman. Ama hayır, şimdi eğer 15-16'larda gidiyorsan 3-4 puan düşmesi, evet. 3-4 puan çıkması gibi algılıyor. Evet, evet. Mesela ben 12 tansiyonluyum, tansiyonumu ölçtüm, işte 10.5'tu, baş ağrısı yapmaz. Yok, 3-4 puan. Özellikle şudur ya, sabah 5'e doğru, sabah 4-5 gibi bizim tansiyonumuz, senden tabii şey yapmak olmasın, nöroloji olarak bildiğimizi söylüyorum. Tansiyonumuz en düşük seviyelerde. Hı-hı. Şimdi o dönemde işte mesela 16-17'lerde gezen bir insan tansiyonu düşeceği için sabaha karşı uykudan uyandırıyor tansiyonu. O dönem ölçüyor, aa normal diyor. Halbuki belki de 15-16'sın sen. Tabii, ben mutlaka sabaha karşı uykudan uyandıran hastalarda mutlaka bir 24 saat tansiyon holter istiyorum. Yani o onun normali gibi kabul ediyor. Çünkü düşük geliyor. Ama halbuki normal zamanında 15-16 ile geziyor olabilir o hasta. Buna dikkat etmek lazım. Yani tansiyon özellikle ensede ağrı yapar. Onu da söyleyelim. Hani lokalizasyon çok önemli. Yani şimdi gelip de bir genç bir kız geldi karşıma. Bana diyor ki hocam benim buralarım hep ağrır. Şuram ağrır. İlk soracağım soru ne benim ona? Genç kız, elinde cep telefonları bütün gün. Cep telefonu baş ağrısı var mı diye soruyorum. Kaç saat harcıyorsun? Cep telefonu baş ağrısı. Tabii işte bak bu çok önemli. Kaç saat harcıyorsun diye soruyorum. Vallahi hiç toplamadım ama harcıyoruz hocam. Aslında telefonları onu veriyor bak hafta sonu. Evet. Mesela, evet. Bir bak. Doğru ha ona evet oradan bakmak lazım ama hiç bakmadım gerçekten. Hiç kaçarı yok. Benim karşıma oturdu hasta. Kaçtır hocam? Özellikle bir marka var. Tamam. Ben onu biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Telefonun bu marka mı? Evet hocam diyor. Aç bakalım. Kaç saat diyor. Hocam bir saat falan. Bir açıyor 5 saat 6 saat. Farkında değiliz ya. Değiliz. Zaman çok hızlı geçiyor telefonda. Günde 1,5. Ne oluyor peki telefonda nasıl telefon baş ağrısı? Günde 1,5-2 saatten fazla o telefona baktığında bir kere ne kadar küçük o kadar tehlikeli beyin için. Alet ne kadar küçülürse senin fokuslanman, ona bakma şeyin o kadar artıyor ve göz kaslarını o kadar fazla yoruyorsun. Şimdi şu televizyona bakmamla benim elimdeki telefona bakmam arasında çok fark var. O yüzden diyorum ki mümkünse ona bak. Tamam elektromanyetik dalgan belki daha şey ama. Telefonu televizyona bağlı. Evet. Şimdi buna baktığın zaman göz kaslarını aşırı yoruyorsun. Muayene sırasında ben göz kapatıyorum. Göz kapaklarına şöyle bir pres uyguluyorum. Siz de yapabilirsiniz. Göz kapaklarınıza pres uyguladığınızda baş ağrınız varsa acıyorsa, acı hissediyorsanız siz göz kaslarınızı fazla yoruyorsunuzdur. Ve bunun üzerindeki bizim bir migren, yani ağrı sinirinin ucu var. Orası kesinlikle ağrıyı tetikliyordur. Bu bir.
Çok önemli. İkincisi bir de cep telefonu baş ağrısı nedir diye sordu. Biz nasıl yapıyoruz cep telefonunu? Genellikle uzanıyoruz şöyle bir tarafa, alıyoruz elimize, başımızın üstünde ya da yaparken ne yapıyoruz? Böyle bakıyoruz. Direkt olarak boyun kaslarımızı haşet ediyoruz. O boyun kaslarının altında bizim büyük oksipital sinir dediğimiz ağrı siniri çıkıyor. O sinire baskı uyguluyoruz ve al sana baş ağrısı tetiklenmesi. Hastalar en çok boynundan kaynaklanan ve başına vuran ağrıdan şikayet ederler. Cep telefonu baş ağrısı vardır. Hak sınıflamada yoktur henüz. Daha girmemiştir. Girecek doğru, zaten. Doğru diyorsun. Ama hakikaten vardır. Yani bizim şu anda işte servikojenik baş ağrısı dediğimiz, daha bu boyun kaslarının ortaya çıkardığı baş ağrısı dediğimiz gruba giriyor cep telefonu baş ağrısı. Ama çok dikkat etmek lazım. Yani ben mutlaka baş ağrısı hastasında cep telefonunu sorguluyorum. Cep telefonu, hocam ben cep telefonu, peki akıllı tabletlerle oynuyoruz. Evet hocam, orada film seyrediyorum. İlla sorman lazım yani, yoksa hasta sana anlatmıyor. Aslında bir yani çocuklarda da bazen bu baş ağrısı şikayeti duyuyoruz, işte 10-15 yani o civarlarda, lise, ortaokul. Ben de aslında hep onların cep telefonuna bağlıyormuşum. Yani anneler olarak konuşuyoruz, o da sebep olabiliyor mu çocuklarda, daha sık duyuyor musunuz? Şimdi cep telefonu, bir de uykusuzluk onlarda. Şimdi sen 14-15 dedim, ben 3 aylık bebekte baş ağrısı söyleyeceğim sana. Ben Dünya Baş Ağrısı Derneği'nin çocuk baş ağrısı çalışmaları koordinatörüyüm. Yani dünyada bütün ülkelere gidip çocuk baş ağrılarının sorgulanması, onların burden dediğimiz hani hayatına etkisi, olumsuzlukları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Biz çok büyük bir grubumuz var. Genellikle böyle gelişmekte olan ülkeler, işte Nepal mesela, işte önümüzdeki ay Nepal'e gideceğim, işte Gürcistan gibi böyle farklı ülkelerde çalışmalar yapıyoruz. Çocukların baş ağrıları erişkinlerden daha sık. Evet. Daha sık olmakla birlikte onları daha fazla yaşamdan soyutluyorlar. Gerçekten insanın hayatında, ben mesela bir yıl baş ağrısı nedeniyle hiç okula gidememiş çocuk biliyorum. Yani bana ya. Benim kendi hastalarımda hiç okula gidemiyor baş ağrısı yüzünden. Çünkü baş ağrısı gittiği anda okuldan annesi babasını çağırıyorlar, revirde gel çocuğunu al şeklinde. Yani, ortalama sebep ne çıkıyor çocuklarda? Şimdi genellikle eğer bu bir migrense, genellikle genetik tarafı var. Yani annen migrenliyse çocukta migrenli olma ihtimali %70. Baba migrenliyse %30. İkisi migrenliyse %90'a varıyor. Bir kere çok fazla genetik yatkınlığı olan bir tablo. Ve en çok da çocuklarda bir migren, iki gerilim. Niye gerilim? İşte çocuk kendini ifade edemiyor. Evde anne baba kavgası oluyor. Ya da okulda o kadar olmayacak basit bir konuya üzülüyor ki hassassa hele bir şeyi yapı olarak. Direkt olarak ağrıyla yansıtıyor kendini. Evet. İfade edemeyen çocuklar ağrıyla yansıtıyor. Mesela o yüzden de biz çocuk baş ağrısı geldiğinde ben mesela işte genel klasifikasyonda işte şu ilacı ver, bu ilacı dene ya falan derler. Ya da göz muayenesi yapalım falan. Ben hiç ilaç vermiyorum çocuklara. Benim ilk yaptığım şey onların davranışlarını değiştirmek. Ne demek bu? Yani eğer bir psikojenik tarafı varsa o taraftan CBT dediğimiz çok kıymetli bir tedavi var. Davranışsal tedaviler, psikiyatri branşının yaptığı, yani kılavuzlarda yer alan tedaviler bunlar. İlaç dışındaki tedavilerden inanılmaz fark ediyor. Yani çocuklarda sen illa gidip de bir ilaca sarılma. Davranışsal olarak onun nereden kaynaklandığını bulursan tedavisi çok kolay. Dediğin gibi cep telefonu, dediğin gibi uykusuzluk, dediğin gibi abur cubur yeme. Beslenme de çok önemli burada biliyorsun. Evet. Migreni tetikleyen bir sürü besin var. Onlardan birazcık çocuğu kenara tuttuğunda, ama tabii çocuğa yasak koyamazsın. Bunu yeme dediğinde çocuk inadına yemek ister. Onu ödüllendirerek tedavi etmen gerekiyor. İşte CBT dediğimiz o davranışçıl tedavi biraz bunu yapıyor. Ödüllendirme yöntemiyle çocuğun ağrıya yönelik yaşamında daha güçlü kılmasını sağlıyor. Yani evet, çocuklarda baş ağrısı çok önemli. Ya bir gün ayrı bir program yapalım bununla ilgili hocam. Hem de yani çocuk çok önemli. Evet. Çünkü niye çocuk önemli biliyor musun? 18 yaşına kadar ağrı matriksi dediğimiz ağrı yapısı oluşuyor. 18 yaşına kadar o çocuğu migren, özellikle migrenden korursan ve ağrısını sıfırlarsan 18'inden sonra bir daha migren hastası çok büyük ihtimalle olmuyor. İşte 18'e kadar çocuklar çok kıymetli. Ama şimdi sen bu yaşta migrenliysen, migren senin kaderin. Migrenle yaşamak zorunda değilsin ama migrenlisin kader olarak. Evet. Peki çok sorumuz varmış hocam. Biraz soru yanıtlayalım mı? Sonra da migren demişken biraz migreni de açarız. Özellikle beslenmeyle de ilişkisi ne şekilde acaba? Buyurun gelsin sorumuz. Doktorum yanında TV360'a gönderiyorsunuz sorularınızı. Bakalım izleyicilerimiz ne sormuş? İlaç içmek baş ağrısını daha da kronik hale mi getiriyor? İçiyorum, ağrıyor
etkisi geçtiğinde tekrar ağrıyor. E tabii kısır döngüne giriyor kişi. Şimdi burada bizim sonuçta ağrı kesici içmek zorunda bir hasta. Hı. Yani ağrım varsa ne yapacaksın? O sırada bir ağrı kesici içip. Öncelikle şunu söyleyelim. Yani ağrı kesici almak esasında yanlış bir şey değil. Tabii ki değil. Hı. Ağrı kesici yani bazıları böyle inatla çünkü almaz ya. Yanlış bir şey değil ama burada süreç yani ne kadar sık aldığın çok önemli. Bizim için de kriter haftada bir. Haftada biri, bir tablet mi? Haftada bir seans. Bir mesela bir iki tane içmiş olabilirsin ama haftada bir kezden fazla içmemek gerekiyor. Mesela şimdi ne bileyim o gün bir parasetamol alıyor basit bir ağrı kesici. Geçmiyor üstüne birazcık daha güçlü bir şey almışsın. Tamam o göz ardı edilebilir ama haftada biri ya da ayda 10 taneyi bak haftada bir kezi ya da ayda 10 taneyi geçmeyeceksin. Şimdi ayda 10'a kadar ulaşmışsa senin ağrı kesici sayın. Orası kırmızı genellikle çizgi. Bir kutuda 10 tane oluyor ağrı kesiciler. Orası kırmızı çizgi. Mesela o çok etkili ağrı kesicilerden mesela 3 ya da 6 tane var. Hadi bakalım o bir kutu içten fazla içme demek. Mesaj aslında o. Ama çünkü sen ağrı kesici içtikçe vücudun ağrı eşiğini düşürüyorsun. Yani normalde... İhtiyacını da arttırıyorsun yani. Evet esasında. Vücut onu istiyor. Çünkü dopamin haz merkezi ağrı kesiciyi çok sever. Aldıkça daha çok istiyor. Aldıkça ama daha bağımlılık çünkü... yapar mı? Evet. İşte yani dopamin üzerinden direkt bağımlılık demek ki, yapıyor anlamına aynen, geliyor bu. Aynen direkt bağımlılık yapıyor ve maalesef bana şöyle geliyor hasta ya. Hocam ben her gün ağrım var, her gün ağrı kesici içiyorum. Dedim ki ben şimdi seni nasıl düzelteceğim? Resmen bağımlı olmuşsun yani. Hani madde bağımlısı gibi beyin onu algılıyor. Çünkü o zaman aynı o süreç de çok kolay değil. Tabii ki ağrı kesiciyi sık kullanan bir hastanın tedavisi çok daha zorlaşıyor bizim tedavi şeyimizde. Ne yapıyorsunuz orada peki? Washout dediğimiz ağrı kırma tedavisi yapıyoruz. Damardan 7 günlük düşük doz kortizon içeren ağrıyı kıran bir tedavi. Yani şöyle düşün, ben şöyle anlatıyorum hastalara. Senin beynin bir madde bağımlısı, onu kandırmak temizleyeceğiz. Onu kandırmak için geçici sigara gibi bir şeyle temizleyeceğiz. Hani o sonuçta ben kortizonlu ilaçları da sevmiyorum ama 7 günlük bir temizleme yapman lazım. Evet. Birden kestiğinde beyin isyan ediyor. Hani onu kandırmak için birazcık böyle geçiş tedavisi gibi bir tedavi yapıyoruz. Çok etkili oluyor hakikaten. Bazen de girişimseller yapıyoruz. Yani direkt sinir uçlarına, sinir blokajları dediğimiz iğnelerle girip o ağrı döngüsünü sonuçta bir kırıyorsun. Merkezden perifere yani beynin içinden başa kadar gelen o ağrı döngüsünü kırıyoruz. O da çok işe yarıyor. Ama hakikaten zorlayan bir şey biz. Yani lütfen haftada birden daha sık ağrı kesici almayın. Hele ki komşunuzun ağrı kesicini almayın. Çünkü ağrınız oluyor en etkilisiyle başlıyor hasta. Gidin doktora, bu doktor çok iyi, size bu çok verir. Güzel keser diyor komşu. İşte evet, danışmadan, bir uzmana görünmeden o soru da çok yerinde oldu. Tedavinizi böyle komşu tavsiyeleriyle yapmayın. Yani ağrı eşiğini düşürüyorsun. Mesela atıyorum hafif bir ağrı senin çok umrunda olmazken ağrı kesici aldığında o hafif ağrının eşiği düşecek. Sen daha çok onu algılamaya başlıyorsun ve bu sefer hocam benim haftada bir gün ağrım çok şiddetli olurdu, işte iki gün hafif olurdu. Şimdi üç gün çok şiddetli diyorsun. Gittikçe artıyor. Hafifler de şiddetlenmeye başlıyor. Ağrı kesici istediği için başlıyor. Ya bazen de ama hani özellikle bu migrende lanet olası bazen çok sıklaşıyor ve gerçekten hani ayda birkaç kere böyle atak geliyor. Onlarda ne yapmak lazım? Muratçığım, eğer ağrı ayda dörtten sık geliyorsa migren atağında bir kere zaten düzenli bir tedavi almak zorundasın. Ağrı kesici alıp bununla geçiştiremezsin. Migren tedavisi altına girmen lazım. Kesinlikle. Benim. Ve migren tedavisi altına girerken de ben sana bir tedavi protokolü uygularken işte burada ilaç olabilir, işte migren aşısı var, popüler o olabilir, işte ne bileyim botoks, tek botoks söylüyorum çünkü tek başına. Tabii Türkiye'de var, çok da güzel kullanıyoruz. Botoks tek ilaç olduğu için marka değil söyleyebiliyoruz. Botoks olabiliyor, işte sinir blokajları olabiliyor gibi bir sürü seçenek varken ben sana bunları sunarken elini uzatıyorum. Diyorum ki Murat ben sana %50 elimi uzattım, sen de bana elini uzatacaksın. Peki nasıl uzatacağım hocam? Su içeceksin. Su içmezsen ağrın olur. Açlık çekmeyeceksin. Düzenli bazı besinlerden uzak kalacaksın. Ki onları da yansıtabiliriz bu arada. Aynen öyle. Migren tetikleyen besinler vardı. Onu da ekrana yansıtalım. Aynen. Yani şunları yiyeceksin ya da yemeyeceksin. Bir de uyku çok önemli. En önemlisi de egzersiz. Sen hep söylüyorsun ya baksana şu küt vücut harika vücudu neye borçluyuz? İşte egzersiz çok önemli. Yani hele ki açık havada yapabiliyorsan oksijen alarak yaptığında
Bunlar hep bizim kurallarımız. Bunları tek tek madde madde sıralıyorum ben hastada. Hmm. Uygulamıyorsan gelme bana diyorum. Doğru. Sigara da çok önemli. Sigara kullanımı da çok fazla. Bir de mesela ben orada nitrat falan görüyorum. Sosis. Evet. Yani zaten çok önemliğimiz bir şey değil sağlık açısından ama demek ki migreni de tetikliyor bunlar. Şimdi sonuçta şöyle düşün. Evet. Hazır gıdalar, hazır işlenmiş gıdalar ve hazır eskitilmiş gıdalar. Bunların hepsi migreni tetikliyor. Gözünü kapa düşün. Hazır eskitilmiş gıdalar. Eski kaşar bile var yani. Eski kaşar. Bak. Eski kaşar. İşlenmiş. Şarap. Salamura et. Hep bak evet, saklanmış, doğru, hazır, tabii, işlenmiş. Tabii. İşte sosis, salam yani işlenmiş et. Değil mi? Bunların hepsi paket migreni. Çorbalar. En çok da monosodyum glutamat yapıyor. MSG. Dördüncü madde yani. Evet. Biz bunu çok göz ardı ediyoruz. Mesela işte yemeğimize bir et bunyon koyuyoruz. İşte tavuk bunyon. Eskiden hep annem bütün yemekleri onunla yapar. Daha lezzetli oluyor. Evet. İşte monosodyum glutamat var içinde. Senin çocuklar bazen istemiyor mu? Anne bana cips al falan İstemez diye. Tabii. İçi monosodyum glutamat dolu. Monosodyum glutamat aslında genellikle Çin yemeğinde olan bir şey. Ama özüne baktığında tatlandırıcı. Acayip lezzet veriyor. Yedikçe yediritiyor. Heh. Öyle bir özelliği var galiba onun değil mi? Canın çekiyor. Yani lezzet kattığı için daha çok canın çekiyor. Ama maalesef bunlar işte hep bizim migrenimizi tetikleyenler. Mesela yapay. Ben hocam şekerli gıda yemiyorum. Karbonhidrat almıyorum. Çayıma şeker bile atmıyorum. İşte tatlandırıcı atıyorum. Yani aynı şey yani. Evet. Sen sahte şekerle beynini kandırıyorsun. Aynı şey. Bir şey fark etmiyor. Doğru. O yüzden mümkün olduğunca işte çayınızı şekersiz içmek. Çay, kahve çok önemli. Yani bu kahve içmeler iyice patladı pandemi döneminde. Evet. Biliyorsun belli bir miktara kadar biz onaylıyorken belli miktarın sonrasını asla onaylamıyoruz. Beyni gerçekten çok zorluyor. Arka planda sürekli çalışan ama sizin kullanmadığınız bir beyniniz oluyor. Arka planda sürekli çalıştığı için de çabuk yoruluyor. İşte az önce anlattın işleri erteleme. Bu işleri ertelemenin sonunda da dağınık beyin sendromu geliyor. Evet doğru. Hocam beyin dağılıyor. Kahve dediniz ya şimdi migrenden korunmak için yemememiz, içmememiz gereken bir şey ama onun dışında şimdi beyin arkada çalışıyor ama siz kullanmıyorsunuz kahveyi çok tüketince dediniz. Onu biraz açabilir miyiz ya? Bu kahve meselesini çok tüketiliyor ya. Çok önemli bu. Yani. Şimdi aslında ilk cümleyi şöyle düzelteyim. Ha. Orada yanlış anlaşılmasın izleyiciler. Kahve içmek migreni direkt olarak tetiklemez. Tersine içindeki kafein migren ağrısını rahatlatır. Hatta bazen bazı ağrı kesicilerin içinde kafein de vardır. Çünkü kafein damarları birazcık hani o genişlemeyi daralttığı için ağrıyı nispeten rahatlatır. Ama siz hiç kahve içen bir insan değilseniz ağrının sırasında bir çay, bir kahve içmek, hasta zaten hep söyler onu da, ağrıyı rahatlatır. Hmm. Ama siz sürekli kahve içen bir insansınız. Ne demek sürekli? Günde 300-400 miligram üstünde içiyorsunuz. Yani bir Türk kahvesine bakınca işte 100 miligram gibi, 125 gibi. Bir hazır paket kahveler aşağı yukarı 75 gibi düşün. Bir bardak çay 40 gibi düşünürsen 300 miligramı hesapladığında işte 2 tane Türk kahvesi, 1 tane hazır kahve, işte 2-3 tane de çay eder. Ama şimdi günde 20 bardak çay içiyorum diyen bir hastanın aşağı yukarı 40-40 800 miligram kafein alıyor demektir. Evet. Sınırı 2 kat geçiyor demektir. Onun zaten baş ağrısı olacaktır. Çünkü o da aynı bağımlılık etkisi gibi. Yani kafeini aldıkça vücut daha kendini psikolojik olarak aslında fake yani yalancı bir canlılık hissi verdiği için vücut onu zaman zaman ister. İşte sabahleyin ben kahvesiz güne başlayamıyorum. Evet, ayılamıyorum. İşte bu aslında fake yani beyni kandırmacanın başka bir türlüsüdür. Beyin bunu çok istemez uzun vadede. Kısa vadede ona iyi gibi gelir. Sen kısa vadede onu ödüllendirmiş gibi olursun, uzun vadede çok yorarsın. Bu yüzden de çok fazla kafein içen insan, hele ki kafeinin vücuttan, beyinden yarılanma ömrü dediğimiz, çekilmeye başlaması 7-8 saat. Yani sen en son 5 gibi falan içmen lazım o kafeini. Şimdi tutup da akşam yemeğinden sonra bizim Türk toplumunda biliyorsun şeydir yani popüler. Evet. Hepimiz öyleyiz. Yemekten sonra gel bir çay demle. Üstüne de bir işte kek börek ne varsa işte yiyelim gibi. Aslında o demlenen çaylar, demlenen kahve, içilen kahveler bizi normalde ya ben çok fark etmiyor canım uykum uyuyorum desen bile o uykuyu gerçekten çok derin ve çok kaliteli uyuyamıyorsun. Doğru. Arkada bir şeyler uyku kalitesi uyanık. Kesinlikle. Vaktimiz yani çok daralmış hocam, çok sorumuz var. Ya, hadi biraz soru cevaplayalım. Keşke daha uzun olsaydı ama bir gün tabii ki tekrarını yapacağız. Buyurun evet gelsin sorumuz. Bu da yarışma gibi oluyor. Gelsin sorumuz. Evet. Hocam üşümek baş ağrısı sebebi olabilir mi?
Yok. Bir sonraki soru. Bir sonraki geçelim. Üşümek, kans, üşümek kansızlık belirtisi olabilir. Kansızlık da bazen baş ağrısını tetikler. Hani dolaylı olarak. İndirek olarak bir sürü direkt senaryo çıkarabiliriz oradan ama. Evet. Baş ağrım olduğunda gözlerim kanlanıyor. İlaçlar işe yaramıyor. Migrenden dolayı mı oluyordur? Çok güzel bir soru bu. Şimdi baş ağrın sırasında eğer gözünde kanlanma varsa bu bir. Migren olabilir çünkü migrenli hastaların %10'unda yani 10 migrenden birinde gözünde yaşarma, kanlanma, kızarma olabilir. Hmm. Hatta bizim bununla ilgili bir uluslararası çalışmamız da var. Fakat en çok kızarma, kanlanma yapan küme baş ağrısıdır. Hmm. Benim gözümün etrafında ağrı var, gözüm de şapır şapır yaşarıyor ve kıpkırmızı oluyor diyorsan bu büyük ihtimalle küme baş ağrısıdır. Küme baş ağrısının şiddeti migrenden daha kötü. Evet. Öldürücü baş ağrısı. İntihar ettirir derler yani. 10 üzerinden 10 yani intihar evet. ettirici. Aynen dediğin gibi. Allah'tan kadınlar olarak biz şanslıyız. Erkeklerde daha sık oluyor. Doğru. Bak, evet. iyi bir şey ama hakikaten çok kötü bir baş ağrısıdır ve mahveder insanı. Hani ortalama 1 saat falan içinde geçer. Migren gibi 24 saat sürse insan kesinlikle intihar etmek ister. Çok şiddetlidir. Hani ona bir baksın benim ağrım gerçekten intihar ettirecek kadar 10 üzerinden 10 diyecek kadar bir ağrı mı? 10 üzerinden 8 diyecek kadar bir ağrı. 8 ise tek göz tarafındaysa migren. İki gözde de bazen migren olabilir. Yani ağrı çok şiddetliyse iki gözde de olabilir. Ama bazen eğer yıllardır sen bunu yaşamıyorsan her iki gözünde kanlanmayla giden bir ağrı basınç artışını da gösterir. Yani beyinde acaba bir basınç artışı var mı? Mutlaka bir göz doktoruna gidip göz dibi dediğimiz o muayeneden geçmeli. Gözün içindeki basınç ne kadar yüksek, beyine yansıyan bir şey var mı diye bakılmalı. Eğer bunlar normal ise o zaman biz bunu küme ya da migren diyebiliriz. Evet. Evet. Yalnız gerçekten beyin dediğiniz gibi kapalı kutu. O kadar uzun konuşulur ki bu baş ağrısı sebepleri. Bu neler evet. neler. Çok fazla da sorumuz geldi. Biz sırf baş ağrısıyla ilgili 3 gün kongre yapıyoruz. Düşün. Tabii tabii. Biz o yüzden yarım saatte toparlayamayacağız. Aynen öyle. Ama çok faydalı oldu. Özellikle bence şey çok önemli. Yani haftada bir kez bir ağrı kesici alıyorsanız bu sınırdır diyor hocamız. Bir ayda da 10 tane en fazla alabilirsiniz dedi. Bu sınırları bence unutmayalım. Çünkü aksi takdirde ağrı kesicilere bağımlı olma riskimiz olacaktır. Aynen. Hocam ayaklarınıza sağlık. Rica çok teşekkür ederim. Ederiz. Her zaman memnuniyetle bekliyorum. Zevk ve onur duyduk. Hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için tekrar. Evet sevgili izleyiciler programı bugün de bitirdik. Vaktimizi doldurduk. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yarın yeniden burada olacağız. Saat 8.30'da hoşçakalın.